Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseli ve lezzetiyle muhteşem bir çikolata dolgulu poğaça tarifim var. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için yarım paketten biraz daha az maya kattım, yaş maya. Böyle çeyrek paket kadar desem daha doğru olur maya için. Üzerine ılıttığım 1,5 su bardağı süt katıyorum. Bir çay bardağı da toz şeker katıyorum. Mayayı içerisine bir güzel eritelim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ katıyorum. Bir tane de yumurta kırıyorum. Bunları da şöyle bir karıştıralım. Aldığı kadar da un katmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur yapacağız. O yüzden onu da kontrollü katmaya başlayalım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumuzu güzelce yoğurdum. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan ama oldukça da yumuşak bir hamur. Ele yapışmasın diye daha fazla un katmayın. Temiz elinizle şöyle bir hamurunuzu yoklayın. Temiz elinizle elinize yapışmayacaktır zaten. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Sofra beziyle de örtüp bir yarım saat, 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuzun mayası geldi. Hemen şöyle üstünü bir açalım. Havasını bir alalım. Tezgahımıza biraz un serpelim. Hamuru tezgaha alalım. Hamurumuzu ikiye bölelim. Şöyle iki tane büyük bezemiz olsun. Hamurumuzu tepsimizin ya da kalıbımızın büyüklüğünde açalım. Ben şöyle bir kalıp kullanacağım. Kek kalıbım var elimde. Bunu kullanacağım. Ortasında ayrı bir bölmesi olmadığı için ben şöyle bir su bardağı kullanıyorum ortası kısmı için. Su bardağını da güzelce yağladım. Kalıbımı da çok güzel yağladım. Katı yağ ile yağladım. Bunun büyüklüğünü açtım. Şimdi aynı bardak ölçüsüyle ortadan hamurumu kesiyorum. Hamurun kalınlığını da size şöyle göstereyim. Çok kalın değil ama çok incecik bir hamur da değil. Ve kalıbıma yerleştiriyorum. Şu kenarlarını da birazcık yükseltiyorum. Biraz da bastıralım. Orta kısmını da bardağa doğru birazcık çektirelim ve orayı da havuz şeklinde yapalım.
Yani bardağı doğru yükseltelim birazcık. İlk katımız hazır. Bu katına bildiğimiz kahvaltılık çikolatadan döşüyoruz şöyle. Orta kısmına çikolatamızı yayalım. Hemen ikinci katı açalım. Yine orta kısmını bardakla kesiyorum. Bunu da üzerine kapatıyorum. Katı alt kata doğru sıkıştırıyorum. Ve yine bardakta olan orta kısmını da ortasına doğru sıkıştırıyorum. Ve şeklini bu şekilde veriyoruz. Üzerine bir bez örtüyorum. Ve yarım saat kadar tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi poğaçamızın tepsi mayası da çok güzel gelmiş. Ben şöyle yine bir krema poşetini kahvaltılık çikolatadan doldurdum. Üzerine de böyle şeritler halinde sıkıyorum. Hatta şöyle zikzak gibi sıkalım. Ve bu çikolatalı şahane poğaçamızı önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına veriyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem çikolatalı poğaçamız şimdi fırından çıktı. Tam 35 dakikada pişti. Her fırının pişirme ısısı çok farklı oluyor. O yüzden kendi fırınıza göre ayarlarsanız pişirme süresini de daha verimli olur sizler için. Biraz soğusun, dinlensin. Ondan sonra da doku testine geçelim. Poğaçamız yeteri kadar dinlendi. Şimdi kalıbından çıkartalım. Öncelikle bardağı çevirerek ortasından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi yağladığımız için çok rahat çıktı. Şöyle kalıbından da oynatayım birazcık. Tamamen tabanından kalkmış. Şeklini bozmadan çıkartmak istediğim için birazcık zor oldu. Çünkü üzerinde çikolatalar var. Ama gerçekten şahane olmuş. Gördüğünüz gibi çok da kolay çıktı. Size şöyle yanda göstereyim. Şahane bir şekilde de kabarmış. Size şöyle altını da göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir şey. Biraz üstlerini maalesef ki bozdum şu an. Şöyle daha geniş bir servis tabağına aldım. Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpiyoruz.
Ve tekrar ara yerlerine çikolata sıkıyoruz. Ve sıra dok testine geldi. Hemen şöyle dilimleyelim. Şöyle bir parçasını alalım. Poğaçamız bu şekilde, gördüğünüz gibi çok güzel. İçi de hiç hamur kalmadan pişiyor. Hiç tereddüt etmeyin bu konuda gerçekten. Size şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.